Merhaba sevgili hanımlar, Ören Bacı'ya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu defa huzurlarınıza prenseslerimiz için güzel bir babet tarzında modeli ile huzurlarınıza geldim. Yine keçe taban üzerine uygulamış olduğum model. Bu model Ören Bacılar diğer videolarımda panduf yapım aşamalarından esinleme yaptım. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve zarif oldu. Çiçekleri de ben hazır kullandım. Daha şık, zarif dursun diye. 19 ile 21 numarası arası keçe tabanımız. Bu arada ben keçe tabanımı Buğra Gönen'den sağlıyorum. Kendisine Instagram'dan, Face'ten ulaşabilirsiniz. Evet. Ören bacılar, ben şu açıklamayı da yapayım. Tığımı kaybetmek üzereydim. 2 numara tığ. Elim çok alışmıştı bu tığıya. Gerçekten nakışlarda tığ çok önemli, biliyorsunuz. Ben de arkasına şöyle uzun bir sap taktım. Olan bir sap evde vardı. Değerlendirdim. Şu kenarında silikonla tutturdum. Gayet de sapasağlam oldu. Evet, tığımızı da açıklamasını da yaptık. Şimdi Ören bacılar, keçi tabanımızın her bir deliğe 3 tane battım. Burunda olsun, sağ ve solda olsun ve topukta olsun her bir deliğe 3 defa battım. Nasıl battım? Hep birlikte görelim. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah beğenir. Benle birlikte yaparsınız. 2, 2 defa batmışım. Bakın, tığımın üzerine alıyorum. Hemen aynı yuvaya bir daha batıyorum. 3 oldu. Tekrar tığımın üzerine alıp diğer yuvaya geçip yine 1, 2 ve 3. Evet, yine tığımın üzerine alıp diğer yuvaya geçip yine 3 defa dolduruyorum. Tığımın üzerine alarak. Tekrar tığımın üzerine alıp diğer yuvaya geçiyorum. Yine 3 defa dolduruyorum aynı yuvaya. Evet. Başlama noktasına geldik. Bakın, hemen ilmeğimin ucundan batıp battım. Kaydırmalı sık iğne ile birleştirip bir zincir çektim. Geri döndüm. Bakın, taban kısmı bu tarafa geliyor. İç kısmı bize dönük bir şekilde olacak Ören bacılar. Tığımın üzerine aldım. Hemen aynı yuvaya tekrar batıyorum. Yani çakma sık iğne. Tekrar tığımın üzerine alıp önümdeki, bakın biraz yakın olalım. Şu saç örgülü olan ilmeklerin arasından batıyoruz. Bakın, tığımın üzerine aldım. Bakın, hemen tığımın üzerinde 2 tane ilmek oluşuyor. Hemen bu şekilde her bir saç örgü diyelim arasına batıp birer çakma sık iğne dolduracağız. Zincir falan çekmiyoruz. Sadece tığımın üzerine aldım. Bildiğimiz klasik çakma sık iğne dolduruyoruz. Bakın. Bakın, önümde şu şekilde görünüyor. Saç örgüsü gibi. Bakın, hemen araya batıp bu şekilde dolduruyorum. Evet, bu şekilde bu sıramızı
tamamlayalım ören bacılar. Evet. Bu şekilde dönüp yine başlama noktamıza kadar gelelim ören bacılar. Evet ören bacılar, başlama noktamıza da geldik. Hemen karşıya batıp kaydırmalı sık iğne ile birleştik. Bir iki zincir çektik, gönderdik. Şimdi normal trabzan yapacağız. Aynı yuvaya batıp bir tane trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine alıp öndeki zincir tepesine batıp normal trabzan yapıyorum. Bu sıramızda sadece her bir zincir tepelerine batıp birer tane trabzan yapıyoruz. Arttırma, eksiltme yok. Evet. Bu şekilde her bir zincir tepelerine batıp bakın birer trabzan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde tekrar yine her tarafını dönüp birer trabzan yapıp başlama noktamıza gelelim. Evet ören bacılar, başa da geldik. Şimdi hemen zincir tepesine batıp kaydırmalı sık iğne ile birleştirdik. İki zincir çekiyoruz. Yine trabzan şeklinde yapıyoruz. Öndeki trabzanımızdan bir tane alıyoruz. Bu şekilde ön kısmından aldık. Tekrar tığımızın üzerine alıp bu defa arka kısımdan aldık. Yine ön trabzanımızdan aldık. Şimdi yine arka trabzanımızın belinden aldık. Evet. Modelimiz bu şekilde ören bacılar. Bir ön trabzanımızdan alıyoruz. Bir arka. Evet. Bu sıramızda yani modelimizin tamamı bu şekilde ören bacılar. Evet. Şimdi yine önden aldık. Evet. Burun kısmına kadar modelimizi bu şekilde örelim ören bacılar. Yani şu kısımdayız. Burun kısmını ayarlayacağız. Evet. Burun uca kadar gelelim. Evet ören bacılar, orta burun kısmına da geldik. Burun kısmını nasıl ayarlayacağız? Bakın. Şu ortadaki zaten bakın belli. Ortadaki ile ve yanındaki bakın üçlü yapmış olduğumuzun trabzanımızdan bir tanesini aldık. Tığımın üzerine aldım. Arada bir tane trabzan bırakıp öndeki trabzanımdan aldım. 3 ilmeğim oldu. Tekrar bir trabzan bıraktım. Bakın. İkinci trabzanımın önünden alıp bu defa 4 ilmeğim oluştu. Hepsini bir aldım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bu kesim bölümlerinde pardon ören bacılar tığımızı mümkünse biraz sert tutalım ki aralık oluşmasın. Hemen modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Birinci kesimimizi de yapmış olduk güzel hanımlar. Evet, modelimize yine kaldığımız yerden devam edip örüyoruz. İnşallah beğenir. Benle birlikte yaparsınız. Gerçekten de çok hoş, zarif bir model oldu prensesler için.
Evet. Bu şekilde modelimize devam ediyoruz. Örüp başlama noktamıza geliyoruz. Modelimizi takip ederek tabii. Yine şeritler, bakın belli oldu zaten. Öndeki şeritlerimizi önden alacağız. Arkadaki şeritlerimizi arkadan alarak yine şuraya kadar geleceğiz. Bakın şu üçlü kesimimiz, şurada bir tane şeritimiz kalacak şekilde örüp gelelim. Ören bacılar, içime sinmedi. Tekrar ben bağlama noktasını göstermek istiyorum. Yapmışken, öğrenmişken tam öğrenelim. Evet, bakın modelim bitti. Hemen yandaki ilmeğime batıp kaydırmalı sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar modelime devam ediyorum. Çünkü bu el nakış üzerinde tüm detayları göstermedikten sonra benim için bir anlamı yok. Olmuşken ya tam yapalım ya da hiç yapmayalım. Evet, maksadım sizlere faydam olsun. Modelimize devam ediyoruz ta ki dediğim gibi kesim noktamıza gelene kadar. Evet, ören bacılar, burun kısmına kadar geldik. Bakın şu üç tane kesmiş olduğumuz, ortada bir tane şeritimiz kaldı. Hemen ortadaki şeritimizi pardon aldık. Bakın kesim yaparken, ortayı alırken şöyle uçtan almayalım. Biraz derinden alalım ki daha muntazam dursun. 3 ilmeğim oluştu. Tekrar tığımın üzerine takıp hemen yandaki öndeki şeridimden alıp 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini bir aldım. Tekrar tığımın üzerine alıp modelime devam ediyorum. Dediğim gibi arttırma yok. Sadece modelimizin bu burun kısmında kesmelerimiz var. Onları da yapıyoruz yavaş yavaş. Evet, modelimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben tığımın numarasını söylemiş miydim bilmiyorum ören bacılar. Yine her zamanki gibi emektar tığım, rahmetine kavuşacaktı, kurtardım. 2 numara. Evet, bakın ikinci kesimimizi de yaptık modelimizin. Şimdi modelimizi kaç defa kesmişiz? Sayalım hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa kestikten sonra ören bacılar, tığımın üzerine almadan, yani kaydırmalı sık iğne yaptım. Yani birleşimlerde nasıl şuralarda kaydırmalı sık iğne yaptım, o şekilde kaydırmalı sık iğne yapıp modelim bittikten sonra hemen süslemesine geçtim ve modelim tamamdır. Evet ören bacılar, bu şekilde 7 defa dönüp öreceğiz ve her burun kısmına geldiğimizde şu şekilde, az önce göstermiş olduğum gibi, şimdi ikinci kesim aşamasını yaptık. Bu şekilde 7 defa kesim yapacağız. 7 defa kesim yaptıktan sonra kaydırmalı sık iğne ile modelimizi tamamlayacağız. Yine çiçeklerimizi yaptıktan sonra modelimiz bu şekilde hazır olmuş olacak. Evet ören bacılar, modelimizi ve çiçeğimizi tamamlayıp gelelim. Evet ören bacılar, diğer eşimizi de yapıp geldik. Çiçeğimizi de tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi gayet zarif ve güzel, şık oldu. 19-21 numara üzerine yapmış olduğum keçi taban modelimiz. Evet ören bacılar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah beğenir, benimle birlikte yaparsınız. Yani görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam bir modelimiz oluştu. Umarım beğenirsiniz ve yaparsınız.
Evet, öğren bacılar, tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka güzel model ile buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, şen kalın, Allah'a emanet olun, öğren bacıyla kalın.